Günaydın, merhaba arkadaşlar. Şu anda Başkent Gran Fondo'nun başlangıç rotasındayız. Bilkent'teyiz. Burada bir Bilkent Center 5M Migros'un olduğu yerde alışveriş merkezi var. Oradan başlayacak. Biz de şu an Mustafa, Selim, ben tura başlayacağız. Açtık mı rotayı? Tamam, devam. Böyle düz devam bu taraftan. Yarış temposunda sürer miyiz, süremez miyiz onu bilmiyorum ama biraz tempolu da sürmeye çalışacağız. Çok fazla durmadan. Yokuşun başına basalım. Yani şu anda büyük olasılıkla hakem aracı olacak önümüzde işte. Ya buraya gelen canavar gibi basarlar. Yok yok, bu küçük bir tempo, bir tırmanış var. Kısa. Işıklardan sola. Burada Arnavut kaldırımlı bir yol var. Çok da güzel değil. Dikkatli inmek lazım. İniş de sağlam yani, ha, bayağı bir iniş. Küçük bir kasis vardı. Burada kesinlikle hakem aracının olması lazım. Yani o öndeki aracın. Çünkü bayağı tehlikeli bir iniş. Buradan sağa. Bütün rotayı böyle çekemem. Şarjım yetmeyecek zaten ama şu en azından bir çıkışı güzel çekelim dedim. Bundan sonra düz yol. Büyük olasılıkla burada hakem aracı ayrılır. Burada basarız. Orada çok kötü yollar. Ya burada orası çok kötü ama bundan şurada kopuş çok hızlı olur burada. Burada kopmaz abi, aşağıya. Ya kopmaz da hızlı gider. 750 metre sağa doğru. Aynen, şehir hastanesi solda kalıyor. Sağdan sol yapacağız büyük olasılık. O kısa inişten sonra arkadaşlar uzun bir iniş var demiştim ya. Ya çok da uzun değil de 1-1,5 kilometre, hemen akabinde sağa dönüyoruz. Yine böyle geniş bir yolda iniş. Buralarda çok hızlı olacak yarış. Sağdan U çekeceğiz. Köprünün altından. Tamam işte, buradan sağa dönüp tekrar şu yola sokacak o zaman. Ya tam alamadım ama arkadaşlar şeyi göreceksiniz zaten. Çok keskin bir U dönüşü var. Hemen yarışın yani 2-3, 3-4 kilometresinde falan. Köprünün üst tarafına doğru çıkmıyoruz. Sağ alttan U dönüşü alacağız. Az önce geldiğimiz yolun karşısına geçtik yani. Şehir hastanesi bu sefer sağ kolumuzda kaldı. Az önce indiğimiz yere çıkacağız. Burada bir tırmanış var. 47 metrelik bir tırmanış var. Yok pardon, 25 metre. %3 eğim. 800 metre mesafe. Alacağımız elevasyon 25 metre. İlk güçlü adamlar burada kopar. Ben söyleyeyim. Nötral start şeyde biter bence ya. Nötral startı verir. Burada. Burada. Yok ya, daha önceden verir ya. İlk atak burada çekerler. Biraz zaten 405'ler çıkarmış. O yokuştan sonra arkadaşlar fena olmayan bir yine bir düzlük var. Oradan zaten bir süre gittikten sonra Kızılay tabelasına döneceğiz. Çok hızlı olur buralar. Sağa döndükten sonra yine güzel bir inişimiz var. Buralarda uçar bu yarış, onu söyleyeyim. Yaklaşık 1.3 kilometre sonra Takip Sabancı bulvarına. Bulvara çıkıyoruz buradan. Arkadaşlar yalnız az önce de söyledim. Yani inişten sonra çok hızlı olacak orası büyük olasılıkla. Gerçekten çok dikkatli olmanız lazım. Ve böyle hafif virajlı yollar. Eğer o bahsettiğim yere kalabalık girilirse kesinlikle aşırı dikkatli olun. Çünkü o 4 şeritli yol bir anda dar 2 şeride düşüyor. Burası Takip Sabancı değil mi abi? Evet burası. Tamam, doğru. Yani Eskişehir yolunun bir paraleline geçtik. Burası uzun bir düzlük. 3.3 kilometre. Nasıl tırmanacağız? Evet. İlk baba tırmanış o zaten. Yani. Belki daha sonra başlayabiliriz de bir içinde. Evet, Malazgirt Bulvarı tırmanışı. Aynen. Geçen sene ve önceki sene Konya yolundaki tırmanışın biraz benzeri. Yarış burada çok hızlı olur bu yolda da. Burası sevdiğimiz, bildiğimiz, her zaman geçtiğimiz yollar. Burada böyle güzel önde baba yiğitler bizi çekerse çok mutlu oluruz. Burada tahminim hızımız 45-55 arası olur. Sabancı Bulvarı'nı bitirdik şimdi. Balgat Çukurambar 100. yıl tabelasından sağa dönüyoruz. Şimdi Anadolu Bulvarı'na geçeceğiz. Milli İrade Köprüsü'nün altından geçeceğiz. Arkadaşlar birazdan tırmanış başlıyor. Hemen bak şu dev kuleleri falan gördüğünüzde yarışın ilk adam dökecek tırmanışı başlıyor. Yavaş yavaş. Yani burayı yüksek wattlarla çıkan grup parça parça eder.
pelotonu. Tırmanış burada başlıyor. Abi 300'e. Aynen. Selim dedi, arkadan burası çok can yakar diyor. Yakar abi. 1,5 kilometre %4. Ama ondan sonra devam edecek. Tempolu bir tırmanışla o 1,5 kilometre düz düz düz. Ortalama 4 dakika 340 watt. Oh. Şimdi de diğer bir baba tırmanış. Malazgirt Bulvarı. Bir nefes deniyorsunuz. Tabii nefes aldırabilirsek. Köprünün üstünden sonra hemen başlıyor. Şu karşıda gördüğümüz yokuşu çıkacağız. Burası da evet. 90 metrelik bir tırmanış, 2,5 kilometre. Manavgat Bulvarı. 2 dakika. 360 watt üzeri. Şu anda şehir içindeyiz. Ama yine hızlı devam eder. Oradan hemen sağ bir sert çıkış var. Oradan da şeyin üstünden, ışıklardan sola dönünce böyle bir caddeye çıkacağız. Ottu ve Malazgirt tarafı. Bu yarışın önde gelenlerini belirler arkadaşlar, onu söyleyeyim. Koparır orada parçalar. Bu yolda dikkatli olun, yine kasisler var. Kasislerden hızlı geçilebilir ama bazı arkadaşlar kasislerde fren yapıyor. Asıl önemli olan nokta da o. Yapmayın arkadaşlar. Kasiste fren yapmayın. Bir şey olmaz. Kasisler hayvan gibi değil zaten. Bisiklet akar gider üstünden. Burası çok hızlı geçer. Ufak tefek çukurlar var. Dikkat edin. Buradan şimdi Çetinemeç Bulvarı'na bağlanacağız. Hayır dostum. Gel. Hemen sağdan. Sağdan ineriz böyle. Hızlı iniş olabilir. Sıkıntı yok burada. Yol geniş. Ya ben dün bir de 85 kilometre sürdüm ya. Bugün rotayı yapmak biraz sürpriz oldu aslında. Dün 85 kilometre sürdükten hemen sonra Mustafa abi yarın rotayı yapalım mı dedi. Öyle çıktık yola. Aslında yarış temposunda da sürmek istemiyor canım ama Mustafa ile Selim de basıyor maşallah. Aslında biraz bu rotayı böyle dinlenik bir şekilde sabah saat 5'te yarış temposuyla koşmak güzel olurdu. Ama zor bir rota arkadaşlar, söyleyeyim. Dikmen İlker Kızılay tarafına sağa döneceğiz. Çetinemeç Bulvarı'ndan devam ediyoruz aslında. Demin yanlış söylemişim. Alt geçitten geçebiliriz. Evet, birazdan döneceğiz yani. Çankaya Oran tarafına dönüyoruz. Burada bir tırmanışımız var. %5, 6, 7 tırmanıyoruz. Burası da diğer iki yokuştan sağ kalanların arasındaki bir bölünmenin yaşanacağı yer olur. Tırmanışın ilk ayağı Atakule'ye bitti ama sağa dönünce de devam tırmanış. Arkadaşlar buralar fena can yakacak. Çok fena. Hep tırmanış, hep. 20-25 saniye önümde olan Mustafa ile Selim. Nabızları 185 olmuş. Durmuşlar, beni videoya çekiyor. Ne oldu yavrum diye. Yavrum dün 90 kilometre efor sarf ettik biz ya. Bir de 2 gündür çok güzel uyuyamadım ya. Şu anda 24 kilometre oldu. 400 küsür metre tırmandık. Parçalar burası. Sağa döneceğiz. Turan. Zaten bir dura var. İkinci zorlu tırmanış. Orada başka bir yer yok. İşte şey ya, burası zaten şu 24 kilometrede yarış belli olur. Burası da sert bir tırmanış. Evet. Uzun bir tırmanış. Buradan herhalde biz şeye gidiyoruz artık. İnecek değil mi? Aynen. Tamam. Tırmanış şuradaki üst geçitte başlıyor. Ondan sonra tırman baban tırman. Işık, ikinci ışıklara kadar bayağı sert. İkinci ışıklardan da polis akademisine kadar. Camiye kadar tırmanış. 5 dakika. 330 watt. Zorlayıcı arkadaşlar ya. 26,5 kilometre oldu. 516 metre tırmanış. Burada bir nefes alacağız. Burası da hızlı geçer. Şimdi
Doğan Güneş Bulvarı'ndayız ya. Geçen seneki yarıştaki son inişe geçmeden önündeki düzlük var. Oraya gidiyoruz. İncek Bulvarı. Yarışın 24 kilometresi çok sağlam arkadaşlar. Yani o 500 metre tırmanış aşırı belirleyici olacak. Birazdan bir Ahlatlı Bel tırmanışı var. Orası da böyle düz gibi görünen aldatıcı ama güzel sert bir tırmanış. Anayasa Mahkemesi'nin oraya doğru tırmanacağız. Burası Ahlatlıbel Safa. Ahlatlıbel'de yaklaşık bir 1 kilometrelik tırmanıştan sonra İncek Bulvarı'nda düz devam. Yarışta bana böyle domestikler lazım ya. Bakalım Mustafa Veysel'i bir domestik yapayım ben elimizde. Takım kaptanlarını, liderlerini korumaları lazım. Arkadaşlar İncek Bulvarı'nda devam ediyoruz. Ama sanılmasın ki düz yol. Yani burası da bayağı bir enerji harcatan, efor sarf edilen bir yol. Belirli gruplarla gidilmediği takdirde burada da çok geride kalınır. Tulumtaş'ın içinden geçtik, şimdi köy yollarına girdik. Burada da rüzgar olacak büyük olasılıkla böyle. Ama hızlı geçecek burası da. Arkadaşlar şu anda 50 kilometre oldu. 782 metre tırmandık. Zaten yarışın toplam tırmanışı 1220. Köy yollarında devam. Şu anda 57 kilometre oldu. 830 metre elevasyon. Bu yol dümdüz gerçek. Ya dümdüz bir yola girdiğinizde burası çok hızlı olacak ama birkaç böyle bozuk yer var. Orada zaten işte Mustafa az önce çukura düştü ve yılan ısırığı dediğimiz jantla beraber jantına bir şey olmadı ama ön lastik patladı. Lastiği yaptık, şimdi devam ediyoruz. Ya genel itibariyle rotada öyle çok fazla bozuk yol yok ama yine de bu özel üçlük düz yol. Zaten dediğim yer 55-60. Kilometrede başlıyor. Ya şöyle söyleyebiliriz. 53. kilometreden sonraki 4-5 kilometreye dikkat edin. Manzaralar çok güzel ama. Sarı. Sarı çok keskin, çok güzel. Yarışla ilgili bir köy adı olan bir yere geldik. Koparan. Koparan'a. Geçen seneki başkent rotasının sonuna doğru girdiğimiz Lösev tarafındayız. Ve Tulumtaş'a bağladık. Az önce bu Tulumtaş tarafından köylere girmiştik. Böyle bir U gibi bir şey çektik. Şimdi tekrar İncek Bulvarı'na dönüyoruz. Yarış günü de böyle rüzgar olursa var ya, çok fena olacak. Geçen sene sürenler hatırlar. Bulvardayız, devam. Biz bu bulvardan Konya yoluna kadar gitmeyeceğiz. Şeye geçeceğiz. Tamam. Oğlum çukur boştaydı. Gel. Arkadaşlar az önce bir tane bu Türk Telekom çukurları şey var ya, kapakları. Kapak yoktu ya. Bildiğin çukur açık apaçık duruyordu yani. İnanılmaz bir şey. Of, ülkede hayat çok ucuz. İnsan hayatı çok ucuz gerçekten. Bazen şans işte, tesadüf yaşıyoruz. İncek Bulvarı'ndan Ümitköy tarafına döndüğümüz yola geldik. Bu sürücü eğitmenlerinin, hani kursların olduğu yerdeyiz. Sürüş eğitimlerinin verildiği yol, hafif tırmanış. Sonra bir rahatlıyoruz. Biraz daha kısa bir iniş. Sonra yine kısa ve sert bir tırmanış. Beytepe'de iki tane çok fena bir iniş var. Orayı çekeceğim zaten, göreceksiniz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Opet'ten sonra burada bir tırmanış var. Şurada bir Opet var ileride. Orası tırmanış. Ve bu rüzgar fena. Evet, karşıda bir tırmanışımız daha var. Benim hep buranın komunu almak için uğraştım. Ama alamadım. Fakat bayağı bir zorladım yani. Herhalde ikinci, üçüncü
Gerçi bu yarıştan sonra neler olur bilmiyorum. Bu Opet'ten sonrası sertleşecek. Kısa ama o kadar uzun bir tırmanış değil. 700 metrelik bir mesafe, 25 metrelik elevasyon, %4 ortalama. Bu ışıklardan sola sert iniş. Birinci inişimiz burası. Şu anda rüzgar çok fazla karşıdan zaten. Yavaş iniyoruz. Burada tatlı evet. Sert. Nasıl, burada... nasıl bir rüzgar var ya? Çok fena rüzgar var. O rüzgar var ya, yarışta arkada olursa orası uçar. Aynen uçar. Ama Allah'tan buradan vermişler. Dönüş yok. Evet. İkinci de... İkinci defa verdi. Daha tehlikeli. Buralarda son tırmanışlar. Yol biraz bozuk. O inişlerden sonraki yerde sert arkadaşlar. Zaten bitirmeye çok az kaldı. 150 metre sonra sol. Şimdi böyle düz devam. Birazdan şehir hastaneleri tarafına geçeceğiz. Başladığımız noktadaki son bir tırmanış var herhalde. Çünkü 1130 metre oldu. Yorucu arkadaşlar ya. Yıpratıcı bir yarış olacak. Evet buralar, yani bulunduğunuz gruplar içerisinde artık çok sert sağlam basanlar çıkacaktır. Enerjisi kaldıysa. Buralar hızlı geçer. Aynen. Buralarda yine bulunduğunuz gruplarda kopuşlar olacak kesin. Şehir hastaneleri yolundan sonra sağa döndük. Son tırmanışta izleyebiliriz. 45 metrelik bir tırmanış. Ama küçük bir tane daha var sanırım. Başladığımız yerin inişi zaten şu sol taraf. Radyo televizyon üst kurulu. Bütün oradan sağdayız. Önünden geçtik. Arnavut kaldırımı yol. Varış noktasına çok az kaldı. Bu yollar kötü. Şuradan sola. Bu da bir yerde bitiyor herhalde ya. Bura bitti mi? Bitti burada.